Evet arkadaşlar, herkese merhaba demek isterdim ama diyemiyorum çünkü bu videoyu çekerken maalesef teknik aksaklıklar nedeniyle sesim yok. Evet, sesimin olmaması tabii bir engel değil bana. Sonradan ses kaydı alarak buraya ses koyacağım ama öncelikle niye olduğunu da bir anlatayım da şöyle bir içimizi dökelim. Bu aslında bir önceki o Assassin's Creed Origin oyununda ekran kartı ile ilgili yaşadığım güncellemenin sonucunda biraz gerilerek ettiğim küfürlerin ikinci partı gibi olacak maalesef. Yapmak istemiyordum ama maalesef başıma böyle şeyler geldiği için bir yerden çıkması lazım bunun. Şimdi bu ses kaydı, daha doğrusu videonun sesi neden olmadı? Önce bir onu açıklayayım. Zaten arkada da oyun ilerleyecek. Ben burada ne yapıyorum bilmiyorum. Bir şeylere bakmışım ama. Zaten birazdan oyunu özetle geçeceğim. Şimdi ben tam bu Assassin's Creed Origin videosuna başlayacakken bir güncelleme geldi. Windows'un güncellemesi. Normalde ayda yılda bir bile gelmeyen güncelleme. Tam ben videoyu her şeyi ayarlamışım. Tam video çekmeye başlayacağım. Bir anda işte bilgisayarınızı yeniden başlatmak ister misiniz? Tabii. Eyvallah. Başlattık. Tam oyuna başlayacağım. Bu sefer de kayıt aldığım video programı yani OBS. Ona güncelleme gelmiş. Tamam. Onu da güncelledim. Şeye de baktım özellikle. Dedim ki acaba hani OBS'i güncellediğim zaman işte mikrofondu, sesti falan. Bunlar hala seçili halde kalmış mı? Yani benim ayarlarım aynı mı? Baktım. Varsayılan yazıyor. Şimdi benim de ses kaydı aldığım bir tane cihaz var. Yani benim kulaklığım, mikrofon, diğer kulaklık, kameranın da mikrofonu var ama onu devre dışı bırakmışım. Yani varsayılan deyince bir tane mikrofon var. Bir tane. Kamera desen, webcam desen o da bir tane. Yani birden fazla webcam'im de yok. Oyunun sesini algılaması lazım. Oyunun sesi de zaten bir tane. O da bilgisayarın ana sesinden gelen kayıt olması gerekiyor. Tamam. Şimdi varsayılan seçili ise bunun bir sıkıntı yaratmaması lazım değil mi? Ben oyunu açtım. 2 saat oynadım. Ondan sonra edit yapacağım. Bir baktım. Yok. Ses yok. Sesini sonuna kadar aç, hoparlörün sesi sonuna kadar açıyorum. Hani dışarı alıyorum, kulaklıkla dinliyorum. Lan diyorum niye yok? Ses yok. Sonra dedim ki bir şeye video editleme programına atayım. Acaba orada ses dosyasında mı bir sıkıntı var? Hani o bazen oluyor böyle. Baktım orada ses, hani normalde ses böyle titrer ya. Titremeyle yani herhangi bir titreşim bile yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şeyi kaydetmemiş. Orada bir küfürü basmışım. Tabi orada bir rahatladım. Ama yani ya abicim siz bu güncellemeleri yaparken burada varsayılan yazıyor. Varsayılandan ne anlıyorsunuz? Varsayılan yani zaten var olan bir şeyin sayılması gerekiyor. Zaten bileşik kelime varsayılan. Benim mikrofon olarak varsayılanım ne? Bir tane. Say onu o zaman. Var ve say yani onu. Değil mi? Saymam. Bütün videoda benim ağzım oynuyor ama ses yok. Bir de çeviri yapıyoruz. Yani altyazı geçiyorum. Orada konuşmanın ne zaman bittiğini bitmediğini oradan bakacağım. Bir de o uzadı. Yani normalde bu oyununu 2 saat oynayınca bunun çevirisini yapmak bir hafta alıyor. 2 saatlik oyunun çevirisini yapmak bir hafta alıyor. Ve o da uzun sürmeye başladı. Çünkü adamın konuşmasının nerede bittiğini bilemiyorum ses olmadığı için. Saçma sapan olaylar oldu yani. Neyse ki tabii ilk partı hani çevirmeyi bitirdim. Ama yani
Saçma sapan bir şey. Sonra bir de şimdi bu tabii olay olduktan sonra bir de FIFA'la da ilgili video çekiyordum. Orada baktım mesela varsayılandan bildiğimiz mikrofona getiriyorum. Oluyor. Varsayılan da olmuyor. Yani bunu hangi geri zekalı, hangi aptal, hangi salak yaptı bunu ya? Hangi programlamacı yaptı bunu abi? Böyle saçma sapan bir şey olamaz ya. Güncelleme yapıyorsun, varsayılana geçmiş, varsayılanda hiçbir şey yok. Ses yok. Hadi beni geç. Yani sesimi kaydetme. Oyunun da sesini kaydetmemiş. O da yok. Yani ben oyunu zaten bir tek yerden kaydediyorum ve yani ses kanalı da bir tane zaten. Yani sesi verebileceğin zaten bir tane yer var. O zaman oraya varsayılan yazma. Değil mi? Hiçbiri seçilmedi yaz. Ben de seçeyim. O hataya düşmeyeyim. Değil mi? Yok baba işte böyle saçma sapan bir şey oldu. Ben kendi kendime konuşuyorum. Kendi kendime dinliyorum. Dinleyemiyorum da kendimi bile dinlemiyorum. Böyle saçma sapan bir duruma soktular beni. Neyse. Şimdi ben bu videodaki olayı anlatayım. Hani bu bölümde ne oldu? Şimdi bizim Bayek her zamanki gibi herkesin sen bizim başka derdimiz yok. Herkesin derdine koşuyoruz. Şimdi bu öbür dünya yani Arao dediğimiz yer bunda mitolojide burası şey diye geçiyor. Cennet diye geçiyor. İşte buraya gidiyoruz. Burası Nefertiti'nin toprağıymış. Her neyse. Olay şu. Şimdi buraya girenler yani girebilecek olan insanlar önceden hani belli. Hani bu Anubis hani bu köpek kafalı var ya geri zekalı. O işte bakıyor sana günahın çok fazlaysa işte seni buraya almıyor. Başka bir yere seni. Ama günahın eğer azsa buraya geliyorsun falan filan. İşte biz de şimdi bu Nefertiti tabi random bir şekilde öbür dünyaya gelip insanları öldürdüğü için yapmamız gereken şey şu. Biz onun dünyasına gelip onu gerekiyormuş. Bu yüzden Bayek de buraya gelmiş. Fakat burada şöyle bir sorun var. Şimdi biz burada olmamamız gerektiği için bizi gören herkes bizi yatırıp çalışıyor. Ama tabi öyle olmayacak. Biz buradaki Nefertiti'nin işte anıtları ne bir sürü şey var işte onları toplaya toplaya en son onu öldürmeye hazır hale geliyoruz. İşte bazı güç aldığı şeyler varmış falan filan. Onları böyle yavaş yavaş toplaya toplaya şey yapıyoruz. Tabi burada bir de bazı denk geldiğimiz şeyler, saçma sapan şeyler de var. Mesela öbür ana oyunda bir tanesinin eşi mi, abisi mi ne işte biri ölmüş. O mesela buraya geliyor. İşte ondan sonra bir tanesi yolda mesela geçiyoruz, gidiyoruz. Diyor ki ben diyor eşim öldü. İşte ben eşimi burada bulamıyorum. Bana ne ya bulamıyorsan bulama. Sanki benim derdim ya. Sen benim bekliyordun buraya geldin problemi çözmem için. Neyse işte bize diyor ki ben eşimi bulamadım. Eşim işte aslında kavuşmamız lazımdı. O da işte çok günah işlememişti. Ben de işlememiştim falan filan. Yok işte sonra gidiyoruz onun eşinin ritüelini tekrarlıyoruz. İşte ismi mi değişmiş ne olmuş? Kızlık soy ismi mi değil ne bir şey olmuş işte. Zaten çeviride yazdım okursunuz. Onu düzeltiyoruz. Yani böyle aptal aptal işler tamam mı? Yani araya yan görev sokacağız diye içinden geçmişler oyunu. Yani tamam güzel bir ambiyans var. Yok işte sonsuz heykeller falan gidiyor. İşte koca koca akrepler falan tamam yani iyi hoş da ne yani altı boş. Hikayenin altı boş. Hiçbir şey yok. Neticede işte bunlar tabi cennette olanlara devamlı yalvarıyor. Ha bu arada tabi bir kere gidip gelince öbür tarafa yani o Krallar Vadisi'ne geri dönünce de bu sefer bizim muhafızlar arıyor orada. O işte Plaki miydi neydi? Saçma sapan adamlar güçlü güçlü böyle kafalı köpek kafası simgesi oluyor haritalarda. Yani sanki diğer plakilerin bizi yolda yetmiyormuş gibi bir de onlar başımıza çıkıyor. Onlar bizi ha, bir de ana haritada onlar çıkıyor. Bilmiyorum kaç tane. Bir de her gittiğimiz yerde bir tane oluyor galiba. Bir Tutankamon'a gideceğiz. Ondan da bir tane gelecek büyük ihtimalle.
Amun'a gideceğiz, ondan da bir tane gelecek. Bir tane daha vardı, kimdi o? Ramses, ha Ramses'e gideceğiz, bir tane orada da gelecek. Yani işte, yani zaten ben ana oyunda öldürmüşüm onların muadillerini. Yani bir daha buraya geldikten sonra aynı şeyi niye veriyorsun? Saçma sapan işler. Neyse, yani özetle işte burada konuyu da fazla uzatmayayım. Burada belli başlı yan görevler var. Hiçbir yaramıyor. Yani oyunda hani sana böyle şey kılıç mılıç da vermiyor, tamam mı? Hiçbir şeye yaramıyor. Hani yapmasan da olur. Ben tabii %100 bitirme takıntım olduğu için, böyle bir aptalca bir takıntım olduğu için yapıyorum. Yoksa yani yapmasanız da olur. Gerçekten yapmasanız da olur. Hiç anlamsız şeyler. Hiçbir aldığım kılıç, hançer, işte mızrak, cart, curt, ne her şey, yani o kalkan malkan, hiçbiri şu anda mevcut kullandığım şeyden daha iyi olmadığı için. Ya yani ben öbür dünyaya gelmişim. 58 level'lık adamları öldürüyorum. Yani bir adam gibi bir şey verdim. Yok. Hiçbir şey vermiyor. Böyle boş boş geziyoruz. Neyse. Sonuç itibariyle burada en son işte bütün haritadaki bütün görevleri de yapmaya gerek yok da, işte orada şey diyor, Nefertiti'nin güç aldığı işte bir kutsal su varmış, işte orada git diyor, bir dua et, yüzün müzünü onunla yıka, ne öyle bir şey görev vardı. İşte bir tanesinde şey diyor, bir tane ekmek bul, işte ritüeli öyle gerçekleştir falan filan. Böyle şeyler işte, bunları yapıyorsun yapıyorsun, en son zaten köşede bir yazı çıkıyor, diyor ki efendim işte Nefertiti'nin tahtına git, o külleri serp, o işte canlansın. Zaten Nefertiti'de bir vuruşluk canı var. Yani böyle çok da uğraştırmıyor bize. Neticede işte daha sonra tabii ana haritaya döndüğümüzde Nefertiti bir daha gelmiyor. Ha, diğerleri gelmeye devam ediyor ama. Diğerlerinde herhangi bir değişik olmuyor. Büyük ihtimal onların dünyasına gidip onları öldürdüğümüz zaman komple oyun, yani o DLC bitmiş olacak. Özetle bu şekilde. Bu partta da sanırım Nefertiti'yi bu partta öldürmüyordum. Bundan ya bir sonraki ya da iki sonraki videoda öldürecektim sanırım. Hatırlamıyorum onu da. Burada en son şey olduğunu hatırlıyorum. Bir tane işte o eşiyle bu dünyada denk gelemeyen bir adam mı vardı? Onun bir görevini yapıyorduk. Orada bir tane ışık çıkmıştı. Işığı takip ediyorduk. Oh, yani en son yaptığım şey oydu diye hatırlıyorum. Devamı bir sonraki partta zaten olacak. Oradan izlersiniz. Tabii ki videonun tamamında böyle konuşmayacağım. Devamına telifsiz müziklerden bir tanesini koyacağım. Birkaç tanesini belki koyacağım video bitene kadar. Olay bir şekilde. Bundan sonraki videolarda da, yani bundan sonraki ve bir sonraki videoda yani bu 3 videoda maalesef ses olmayacak. İşte OBS ve Windows'un yüzünden maalesef burada şey olmayacak, ses olmayacak. Telifsiz birkaç tane müzik koyacağım. Yani büyük ihtimalle böyle dinlendirici ya da işte aksiyon yerlerinde, yani daha çok aksiyon olan müzikleri tercih ederim diye düşünüyorum. Ama alt yazılar, yani çeviriler yine olacak zaten. O şekilde bir video olacak. Bir sonraki partta değil, tabii ki bu 3 parttan sonraki bir sonraki videoda görüşürüz. İyi seyirler.